Günümüzde dünyanın neresine seyahat ederseniz edin, havalimanlarının yaşam alanı haline geldiğini göreceksiniz. Ancak bazı terminaller, yolcuların gelip gittiği yerler olmanın çok ötesine geçiyor. Dünyanın en iyi havalimanları arasında yer alan Changi, Terminal 3'te yer alan Kelebek Bahçesi ile dünyada ilk ve tek. Bahçede iklimine göre türü değişen yaklaşık 1000 kelebek yer alıyor. Şanslıysanız kelebeklerden birinin kozadan çıkışını bile izleyebileceğiniz bahçede ayrıca 6 metrelik yapay şelale ve 200 adet etobur bitki de bulunuyor. Changi'de iki farklı terminalde Japon balığı havuzları da yer alıyor. Terminal 2'de yer alan havuz, Singapur'un meşhur orkideleri ve Tazmanyalı devasa aşk merdivenleriyle çevrili. Çiçeklerinin renkleri Japon balığı gölüne yansıyan bahçede, dünyanın en eski yağmur ormanlarından toplanmış ağaçlar insana huzur veriyor. Changi Havalimanı'ndaki Terminal 2'de bulunan transit alışveriş merkezinde kısa bir süre önce yeni bir bahçe daha açıldı. Enchanted Garden, yani büyülü bahçe olarak adlandırılan bu yeni alanda 50 farklı türde binden fazla bitki yer alıyor. Bahçenin 22 bin litrelik havuzu birbirinden ilginç sualtı canlılarına ev sahipliği yapıyor. Bahçenin ortasında ise renkli mozaiklerden oluşan 4 adet cam buket bulunuyor. Gündüzü kadar gecesi de etkileyici ay çiçeği ve ödüllü kaktüs bahçesi de bulunan havalimanının her köşesinde tropik bahçeler görenleri etkiliyor. Bir havalimanının dışında bile daha önce bu kadar nemli, böylesine huzur verici ve tropik bir alanda bulunmamış olabilirsiniz. Dünyada adından söz ettiren Dubai, Emirates Hava Yolları'nın yeni terminaliyle de dikkat çekiyor. 14 Kasım 2008'de hizmete giren Terminal 3'ün en çok ilgi çeken bölümü, yoğun havalimanı ortamında sakin bir vaha havası oluşturmak için özel olarak tasarlanan zen bahçeleri. Terminalin her iki ucunda da bulunan bahçelerde yolcular tropik ortam ve dinlendirici su sesiyle stres atıyor. Havalimanında bulunan 8 adet gökyüzü treni olarak adlandırılan asansörlere bindiğinizde su duvarları size eşlik ediyor. Su teması havalimanının hemen her yerinde yer alıyor. Büyük havuzlar, fıskiyeler ve su duvarları terminalin her yerinde ferahlık hissiyle yolcuları karşılıyor. Emirates'in Terminal 3'teki Business Class ve First Class Lounge'u da su ve bitki efektleriyle yolcuların rahatlamasını sağlıyor. Yolcuların farklı ruh hallerine hitap edecek değişik mimariye sahip salonlarda yer alan her bir alanın kendine özgü teması var. İnce bir zevkin ürünü havuz tasarımları ve bitkiler, yolcuları uçuş öncesinde dinlendiren diğer detaylar. Dubai Havalimanı'nda ayrıca sadece A380'lere hizmet vermesi için Şubat 2013'te açılan Concourse A yer alıyor. Airport yapımcısı ve koordinatörü Güntay Şimşek'in yerinde incelediği 11 katlı özel terminalin üst katlarında çok özel döşenmiş First ve Business Class Lounge'lar yer alıyor. 10. kattaki 11 bin metrekarelik First Class Lounge dünyanın en büyüğü unvanına sahip. Concourse A'nın en üst katı ise Terminal 3'teki Business Lounge ile aynı konsepte sahip. Salonda farklı oturma ve yemek alanları, televizyon izleme, dinlenme mekanları, Business Center ve ibadet odası yer alıyor. Business Lounge'un oturma kapasitesi 2552. Havalimanları, büyüklükleri ve sahip oldukları özelliklerle öne çıksa da dünyanın en yeşil havalimanı Tayland'da yer alıyor diyebiliriz. Tayland kıyısına 15 kilometre uzaklıkta olan 247 kilometre karelik ve yaklaşık 50 bin nüfuslu şirin ada Koh Samui'nin üzerinde en az ada kadar sevimli bir butik havalimanı bulunuyor. 1989'dan beri hizmet veren Samui Havalimanı'nın diğerlerine göre önemli bir farkı, hediyelik eşya dükkanı hariç limanda hiç iç mekan olmaması. Samui bir açık hava terminaline sahip. Çünkü binalar sadece çatı ve kolonlardan oluşuyor. Bir tatil köyünü andıran Samui Havalimanı'ndaki yolcu taşıma araçları da en az terminaller kadar havadar.
Butik dediğimize bakmayın. Yılda 1 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Samui, Tayland'ın 6. en yoğun limanı. Terminalde bekleyen yolcular uçakları yakından izlemenin de keyfini çıkarıyor. Samui için dünyadaki rötarların sorun olmadığı ender bir havalimanı diyebiliriz. Terminale şort ve deniz kıyafetiyle gelen yolcular uçakları rötar yaptığında şezlonglarda uzanarak tatillerine devam edebiliyor.